Merhaba sevgili VOM TV izleyicileri. İstediğin gün ve saatte sloganı ile yayın yapan VOM TV'de Kadınca Adımlar programında ben Aysel Ateş Abdullahzade sizlerleyim. Hakkımızdan haklarımızla geleceğiz. Konu başlıklı yazımla sizinle bugün birlikteyiz. Zordur hayat ama kadınlar için daha zordur. Bazen kadın erkek ayrımı yaptığımızı düşünürler. Hatta bu ülkede cinsiyet ayrımcılığı yok diye gözünün içine bakarak seni haksız çıkarmaya çalışırlar. Ben de isterdim bu ayrımcılığın olmamasını. Ben de isterdim kadın hakları değil, insan hakları savunmasını. Ben de isterdim karanlıkta, işte, sokakta kadınların daha çok istismar edilmemesini. İsterdim. Peki, şimdi anlatacaklarımı iyi dinleyin. Gözünüzü dört açın. Bakın bakalım bu ülkede insan ayrımı, cinsiyet eşitsizliği var mıymış, yok muymuş? Kocası tarafından doğum kontrol hapı kullanılmasına izin verilmediği için 6. çocuğunu doğuran kadınlar, çocuk gelinler, tacize uğrayan çocuklar, tecavüz edilerek doktor muayenesine getirilen kızlar, erkek çocuk doğurmadığı için hastanede bırakılan kadınlar, istenmeyen gebeliği olduğu için tekmelenerek çocuğu düşürülen kadınlar, insan ticaretinde en çok satanlara giren kadınlar, babasından sonra da kocasından şiddet gören kadınlar, erkek doktora muayene olunmasın diye bekletilip ölen kadınlar, yakınları tarafından taciz edilen, tecavüze uğrayan kızlar, şantaj edilerek hayatı çalınan kızlar, çocuğu olmuyor diye üstüne kuma getirilen kadınlar, bekareti herkese ispatlanan kızlar, anal ve oral ilişkiye mecbur edilen kadınlar, vajinasına şişe sokularak kadın olduğu için eziyet edilen kadınlar, savaşlarda namus simgesi olarak görüldüğü için karşı tarafı yenmek adına zorlanarak öldürülen kadınlar. Daha sayabilirim. Ama ben bunları sayarken bile utandım, ürktüm, korktum, tiksindim. Kadınları kadınlığından tiksindirdiniz. Kadınlar kadın olduğu için isyan eder oldu. Hiç mi utanmıyorsunuz? Hiç mi insanlığınız kabarmıyor? Hiç mi aynaya bakmıyorsunuz? Biz sizin erkekliğinizden bıktık. Biz sizin egemenliğinizden, kendinizi bir şey sanmanızdan usandık. Biz sizden tiksinir olduk. Biz şiddetinizden, eziyetinizden cana doyduk artık. Kimse kusura bakmasın. Ne kadıncıyız, ne erkek düşmanı. Biz de bir babanın kızı, bir erkeğin ablası, kardeşiyiz. Biz de bir adamın eşiyiz. Ve unutmayın, eşitiz. Siz ile biz diyorum, eşitiz. İsteseniz de istemeseniz de, kabullenseniz de, kabullenmeseniz de bizler aynı haklara sahip iki varlığız. Anlayacaksınız. Adalet arayışımız, eşitlik savunmamız bitmeyecek. Sizin hakkınızdan kendi haklarımız ile geleceğiz. Erkek egemenliği, ataerkillik dönemi bitti. Kabullenemediğiniz bu dönemi bize fiziksel, psikolojik, cinsel şiddet uygulayarak mahvedeceksiniz, aşacaksınız. İyi, sağlıklı erkekler yanımızda, sizler de çok yerimizde kalacaksınız. Bu da böyle biline. Kadının sadece bir hatası var. Ne kadar değerli olduğunu unutur. En değerli yanımız kendimiz, bizim varlığımız olduğu halde bu hayat kargaşasında bunu unutuyoruz. Bu unutkanlık bize pahalıya mal oluyor maalesef. Örneğin, flört zamanında bizi sürekli kısıtlayan, özgürlüğümüze el koyan birini sevgi adıyla tutuyoruz hayatımızda. O kısıtlamalar gün geliyor, bizim kafesimiz oluyor. O kafeste çırpınarak ölüyoruz ya da öldürülüyoruz. Kısa etek giydi diye tecavüz edilen kadınlar, boşanmak istediğini dile getirdiği için darp edilen kadınlar, çocuğuna nafaka talebinde bulunduğu için dövülen kadınlar, çalıştığı için taciz edilen kadınlar, iş saatiyle ters orantılı maaş alıp istismar edilen kadınlar bizim yarattığımız durumun sonucudur. Buna biz izin veriyoruz. Ben, sen, o. Lütfen değerimizin farkında olalım ve bu değerden kimseye ödün vermeyelim. Biz kadınlığımız ile bütünüz. Biz kadınlığımız ile varız. Biz kadınlığımız ile yüceyiz. Başkasının eğitemediği evlatları biz eğitmekle vazifelendirilmiyoruz. Onların eğitip insan yapamadıklarını biz hiç yapamayız. Kendi değerinin farkında ol, aziz kadın. Kadın olmaktan usanmayacağız, bıkmayacağız. Usandıramayacaklar, bıktıramayacaklar. Türk dünyasının büyük şairi Hüseyin Cavit'in dizeleriyle bitiriyorum. Sen gülersen şu ıssız muhitimiz gülecek. Sürüklenen beşeriyet kadınla yükselecek. Biz kadınlar birlikte güçlüyüz.